Buna göre fırıncı İslam'ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisine uymamıştır? Köylünün biri ineklerin sütünden tereyağı yapar, her gün bunun bir kilosunu kasabadaki fırıncıya satardı. Aldığı paranın bir kısmıyla fırıncıdan bir ekmek alır, köyüne dönerdi. Bir gün fırıncı köylüye çıkışmaya başlar. Ben sana güvenerek getirdiğim yağları hiç tartmadan aldım. Müşterilerime sattım. Oysaki sen yağları eksik tartıyormuşsun. Seni şikayet edeceğim der. Köylü yağları kendisinin tarttığını, hepsinin de bir kilo olduğunu söyler. Bunun üzerine fırıncı köylünün o gün getirdiği yağı tartar ve yağ bir kilodan azdır. Fırıncı köylüyü mahkemeye verir. Fırıncıyı dinleyen hakim köylüye dönerek sen bu adamı kandırıyormuşsun. Tartıda haksızlık yapıyormuşsun. Doğru mu? Köylü, sayın hakim ben fırıncıya her gün bir kilo yağ veririm. Alacağım paranın bir kısmıyla kendisinden bir ekmek alırım. Köydeki terazimin gramları çoktandır kayıp. Ben gram olarak fırıncının bir kilo diye verdiği ekmeği kullanırım. Fırıncının ekmeği bir kilodan azsa benim yağım da az olur. Fırıncı birden telaşlanır ve davasından vazgeçmek ister. Hakim kabul etmez. Fırına yetkilileri gönderir ve birkaç ekmeği getirip tartar. Ekmeklerin hepsi bir kilodan az gelmiştir. Köylü davayı kazanmıştır. Fırıncının hilesi ortaya çıkmıştır. Burada haksız kazancın önüne geçmek için bir örnek olay anlatılmıştır ölçü ve tartıda hile yapılmaması malın korunması ile ilgilidir. Bu noktada cevabımız aşık olmalıdır. Bu ayetlerden hangisinin mesajı paragraftaki temel düşünceyle örtüşmez? İnsan olan Allah'ın mükemmel bir şekilde yarattığı doğal dengeyi bencilliği ve sınırsız istekleri yüzünden bozdu. Buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikleri sebebiyle buzullar erimeye, su kaynakları kurumaya, ormanlar, bitki ve hayvan türleri yok olmaya başladı. Evet allah Teala evreni mükemmel bir şekilde yarattı. Fakat insanoğlunun doyumsuzluğu, bencilliği, sınırsız istekleri yüzünden bu düzen bozulmaya başladı. Bu şekilde devam ederse kendi sonunu kendisi getirecek. Bununla ilgili bakalım. İnsanın kendi işlediği yüzünden karada ve havada düzen bozuldu. Evet örtüşür. Göğü o yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Allah'ın koyduğu düzeni bozmayın. Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan Allah'tır. Burada yukarıdaki büyük kutusuyla örtüşme yoktur. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Evet, insanoğlunun başına gelenler kendi işledikleri yüzündendir. Cevabımız C şıkkı olmalıdır. Bu hadisten ayetel kürsü ile ilgili yargılarından hangileri çıkarılabilir? Her kim akşam olunca Mü'min suresini baştan üçüncü ayetine kadar ve ayetel kürsüyü okuyacak olursa bu iki Kur'an kraliçesi sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilir. Muhafaza edilmek korunmak demek. Muhafaza aklınıza gelebilir korunmak. Allah'tan yardım ve koruma istemek için okunmalıdır. Evet. Allah'ın nimetleri ve hesap gününü inkar eden nankör insan tipiyle amellerini gösterişin yapan riyakar insan tipi tasvir edilmektedir. Bununla alakalı bir açıklama yoktur. İnsanın başına gelebilecek kötülük ve felaketlere karşı Allah'a sığınarak bu ayetin okunması tavsiye edilmiştir. Söylenebilir. 1 ve 3 cevabımız B şıkkı olmalıdır. 8. sınıf öğrencileri Selvet ve Fatma Salaka konusunda bir tablo hazırlamıştır. Bu öğrenciler verdikleri örnekleri yazmaya devam etmek istese aşağıdakilerden hangilerini yazmalıdırlar? Selvet, sadaka olan ibadetler, küs olanları barıştırmak, ihtiyaç sahibine giyecek vermek. Fatma, sadakayı cariye örnek vermiş, sadakayı cariye devamlı sadakadır, kalıcı eser bırakmaktır, yol yaptırmak, insanlara faydalı icatlar yapmak. Bakalım, malının kırkta birini fakirlere vermek, selvet, bunu yazarsa yanlış yapmış olur. Ağaç dikmek olabilir, sadaka-i cariye kapsamındadır. Adımıza çeşme yapmak, Fatma'nın yazabileceği bir şey, sadaka-i cariye kapsamındadır. Yetimleri sevindirmek, bu sadaka kapsamındadır. Tam zıttı olsaydı doğru olurdu. Otobüste yaşlılara yer vermek, sadakadır. Hayırlı evlat yetiştirmek, sadaka-i cariye kapsamındadır. Yabani ağaçları aşılamak, sadaka-i cariyedir. Hastane yaptırmak, sadaka-i cariyedir. Cevabımız C şıkkı olmalıdır. Zekatın bireysel ve toplumsal ile ilgili bir tablo hazırlanmak istenmiştir. Tablodaki bilgi yanlışlığını gidermek için aşağıdakilerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Sahip olunanların şükrünü yerine getirerek Yüce Allah'ın sevgisini kazandırır. Bu bireysel bir faydadır. İnsanlar arasında eşitlik ve adaletin oluşmasına katkı sağlar toplumsal bir faydadır zengin fakir arasındaki ekonomik dengesizliğin artmasına engel olur. Bu toplumsal bir faydadır. Kardeşlik ruhunun canlanmasını sağlar. Evet toplumsal bir faydadır. Mal temizleyerek bereketlendirir. Bireysel bir faydadır. Cimrilik duygusundan arındırır. Bireysel bir faydadır. O zaman cevabımız 2C olmalıdır. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada verilmek istenen mesaja işaret eder? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde başta deve olmak üzere sığır ve koyun gibi hayvanlar geçim kaynağı ve zenginlik ölçüsü olarak kabul edilmekteydi. Bir sahibi zekat olarak zayıf ve hasta bir deve vermişti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bunu iyi karşılamadığını haber alınca hemen daha güzel bir deve getirerek Resulullah'ın duasını almıştı. Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu coğrafyaya baktığımız zaman sığır, koyun, deve gibi hayvanlar daha çok geçim kaynağı olarak ve zenginlik ölçüsü olarak kullanılmakta ve bu mallardan zeket olarak verilebilmektedir. Bununla ilgili baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in zayıf ve hasta bir devenin zeket olarak verilmesine karşı uygun bakmadığını görmekteyiz. Daha güzel bir hayvanın verilmesi gerektiğini bize nasihat etmektedir. Bununla alakalı baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 267. ayette Ey inananlar! kazandıklarınızın temizlerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarf edin. İğrenmeden alacağınız pis şeyleri vermeye kalkmayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve ölmeye layık olduğunu bilin. Yani burada kendimizin hoşuna gitmeyen, bize verildiği zaman hoşuna gitmeyen herhangi bir şeyi biz de başkalarına vermemeliyiz. Bundan bahsedilmekte yukarıdaki durumda bu şekilde. Yani o kişiye mesela zayıf ve hasta bir deve satılsa veya verilse hoşuna gitmeyecektir. Bunu da vermesi hoş değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu duruma bize dikkat çekmektedir. Cevabımız nokta değişik olmalıdır. Bu ayetleri evrensel yasalarla ilişkilendirdiğimizde yasalarından hangileri dışarıda kalır? Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, toplumu geneline yayılır ve hepsini perişan eder. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara peygamberlere apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendi nefislerine zulmetmektedirler. Kur'an-ı Kerim'de bizlere eski yaşamış kavimlerin ve peygamberlerin kıssaları, onların haberleri bizlere aktarılmıştır. Haber dediğimiz zaman aslında kıssa diyebiliriz buraya. Onların kıssaları bizlere anlatılmıştır ki bizim ders çıkarmamız ve hayatımızı ona göre yönlendirmemiz ve düzeltmemiz bizlere emredilmiştir. Ve aynı şekilde yukarıda baktığımızda öyle bir fineden sakının ki ozulmedenlere erişmez toplumun tamamını etkiler. Yani herhangi bir şekilde toplumda ahlaki olarak bir çöküntü olduğunda veya inançsal olarak bir çöküntü olduğunda sadece ozulmedenleri değil bütün herkesi etkiler. Burada genel olarak her ikisinde de toplumsal yasalardan bahsedilmekte. Şimdi burada evrensel yasalarla ilişkilendirdiğimizde her ikisi de toplumsal yasalar. O zaman üçüncüsüyle toplumsal yasalarla ilişkilendiriyoruz. Dışarıda kalanları sorduğu için cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacak. Parçada Hazreti Şuayb ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hazreti Şuayb aleyhisselam Medyen ve Eyke şehirlerinin halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. Şuayb Aleyhisselam Allah'ın emirlerini kavmine tebliğindeki tatlı üslubu ve güzel anlatımdan dolayı Hatibül Enbiya, peygamberlerin en güzel konuşan olarak adlandırılmıştır. Medyen ve heykeller putperest, ölçü ve tartı hile yapan, adaleti gözetmeyen, bozgunculuk yapan kavimlerdi. Hz. Şuayb Aleyhisselam onları bir olan Allah'a kulluk etmeye, ölçü ve tartı yaptıkları hilelerden vazgeçip ticaretlerinde adil olmaya çağırdı. Ancak Medyen ve Eyke halkı inat ederek Allah'a kulluktan yüz çevirdi. Bu yüzden Allah onları cezalandırdı. Hz. Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilen bir peygamberdir. Onlara tatlı bir üslupla güzel bir şekilde Allah'ı anlatmıştır. Bu yüzden Hatibül Enbiya olarak anılmıştır. Ve Medyen ve Eykelilerin putperest inançlarından, düşüncelerinden, ölçü ve tartı hile yapmalarından, adaleti gözetmemelerinden yani ahlaki çöküntülerinden onları uzaklaştırmaya çalışmış ve Allah'a kulluk etmeye yani tevhid dinine onları çağırmıştır. Fakat Medyen ve Eyke halkı Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yolundan gitmemişler ve inat etmeye devam etmişler ve Allah'a kulluktan yüz çevirmişlerdir. Ve bu yüzden Allah onları helak etmiştir. Bununla alakalı baktığımızda şıklarımızda gönderildiği halkların ticaret sayesinde zengin olduğuna ulaşamayız. İnsanları Allah'ın dinine güzel bir hitabetle davet ettiğine ulaşabiliriz uyarılarını dikkate almayan kavminin helak edildiğine ulaşabiliriz. Kavminin tevhid inancına yönelme konusunda uyardığına ulaşabiliriz. Cevabımız değinilmemiştir olduğu için A şıkkı olmalıdır. Bu parçada verilmek istenen mesajlar aşağıdaki ayetlerden hangisiyle örtüşmez? İnsan inanç konusunda özgür bırakılmıştır. İnancı ve yapmış olduğu davranışlar yararına veya zararına olabilir. Ancak her davranışın karşılığı vardır ve insan bunu mutlaka görecektir. Kur'an, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir Resul, bir tebliğci olduğunu, insanları uyarma ve hak dine çağırma dışında bunu kabul etme noktasında herhangi bir baskıda bulunmayacağını, insanlara din seçme konusunda bir hürriyetin tanınması gerektiğini bildirmektedir. Allah Celle Celaluhu insanları dinini seçme konusunda özgür bırakmış, dinde zorlama yoktur inancını Hazreti Peygamber sayesinde insanlara duyurmuştur. İnanç konusunda insanlara herhangi bir zorlama yoktur. İnsanlar bu konuda özgür iradeleriyle istediklerini seçebilirler. Fakat sonucunda bu doğrudur bu yanlıştır dendiği zaman sonucunda başına gelecekleri kabul etmelidir. Çünkü mutlaka bunların karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in bu konudaki görevi ise onlara hak dini çağırmaktır diyebiliriz. Bununla alakalı baktığımızda, açıklarımızda dinde zorlama yoktur örtüşür. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulupa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Bu yukarıdaki metinde örtüşür. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Burada insanın her türlü yapmış olduğu ibadetlerin Allah için olduğu, yaşamının ve ölümünün de Allah için olması gerektiği ifade edilmektedir. Buna ulaşamayız. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Eğer Allah dileseydi herkes topluca iman ederdi. İrade şansları kalmazdı. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Burada Hz. Peygamber'in sadece bir davetçi olduğu insanların seçme konusunda özgür olduğundan bahsetmekte. Allah hiçbir kimseyi gücün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığındır aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Burada yapmış olduğu şeylerin karşılığını Allah göreceğini bizlere ifade etmektedir. Yukarıdaki metinle örtüşür. Cevabımız bu noktada B şıkkı olmalıdır. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi söze edilen hakkın diğerlerinden farklı bir yönüne değinmektedir? İslam dinindeki temel haklardan biri de dinin korunması hakkıdır. İnsanlar öncelikle bir dini kabul edip etmeme ve kabul ettiği dinin ibadetlerini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca dinin doğru ve sağlam kaynaklardan öğrenilmesi, dinde dayanağı olmayan ve daha sonra oluşan yanlış inanç ve uygulamalardan uzak durulması da bu hak kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlardır. İslam dini dinin korunmasına çok büyük önem vermektedir. Kişinin bir dini kabul edip etmeme noktasında özgür bırakılması ve seçmiş olduğu din ibadetlerini yerine getirme özgürlüğünün olması ve aynı zamanda sağlam kaynaklardan öğrenilmesi ve sonradan dine eklenmek isteyen yanlış inanç ve uygulamalarla mücadele etmek dinin korunması kapsamındadır. Bununla ilgili bakalım. Her kim İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı yeter. Evet burada baktığımızda kötü bir çığır açmaktan bahsedilmekte yani dinde olmayan herhangi bir şeyi dine eklemeye çalışmaktan bahsedilmekte. De ki gerçek Rabbinizden gelendir artık dileyen iman etsin. Dileyen inkar etsin. Dinde zorlama yoktur. Bu ifade edilmektedir. Yani dini kabul edip etmeme noktasında insan özgürdür. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoldur. İşlerin en kötüsü, kötüsü sonradan ortaya çıkan bidatlerdir. Yani sonradan ortaya çıkan yanlış uygulamalardır. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle kurtuluşa eremezler. Burada yine dinde olmayan bir şeyi asılsız bir şekilde Allah söylemiş gibi, dinde varmış gibi söylemekten bahsedilmekte. O zaman kategorize ettiğimiz zaman yalnızca B şıkkımız farklı bir duruma işaret etmekte. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmalıdır.